Fizilalil Kur'an tefsiri, yazan, Seyyid Kutup, Tebbet Suresi 1. Bölüm. Bir Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da. İki malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Üç alevli ateşte yanacaktır. 4. karısı da odun hamalı olarak. 5. boynunda sağlam hurma lifinden örülmüş bir ip bulunacaktır. Ayette geçen, tebap, kavramı helak, yıkılış ve kopmak anlamına gelir. Ayeti kerimedeki birinci, tebbet, bedduadır, ikinci, tebbe, kelimesi ise bu bedduanın gerçekleştiğini ifade etmek içindir. Surenin girişindeki kısa bir ayet hem bedduaya hem de onun gerçekleştiğini ifade etmektedir. Böylece savaş sona ermekte ve perde kapanmaktadır. Giriş ayetinden sonra gelen kısım ise meydana geleni tasvir edip anlatmaktadır. Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Elleri kurudu ve helak oldu. Kendisi kurudu ve helak oldu. Fakat buna rağmen ne malı ne de çabası kendisine bir fayda sağlamadı. Helakini ve yıkılışını başından savamadı. Bu onun dünyadaki haliydi. Ahirete gelince o, alevli ateşte yanacaktır. Burada ateşin alevli olarak ifade edilişi, ateşin durumunu tasvir edip canlandırmaktadır. Onun alev alev yanışı ve yükselişini çağrıştırmaktadır. Karısı da odun hamalı olarak bu ateşe onunla birlikte karısı da girecektir. Odun taşıdığı halde boynunda sağlam hurma lifinden örülmüş bir ip bulunacaktır. Bu iple o ateşte bağlanacaktır veya bu ip kendisinin odun taşıdığı iptir. Ayetin gerçek manası verilip bunun diken olduğu söylenirse bu ip de onun odun taşıdığı ip olur. Yahut mecazi mana verilir. Bu durumda odun taşımaktan amaç kötülüğü taşımak, eziyet ve fenalık uğrunda çaba sarf etmek olur. Surenin ifade üslubunda derin bir ahenk bulunmaktadır. Atmosferine ve konusuna da uygun bir ahenk. Bu konuyu biraz açmak için Kur'an'da kıyamet sahneleri adlı eserimizden birkaç satır aktarıyoruz. Böylece bu surenin bizzat Ümmü Cemil'in üzerinde nasıl bir şok tesiri yaptığını ve onu nasıl şaşkına çevirdiğini görmek istiyoruz. Ebu Leheb alevli bir ateşe atılacaktır. Odun hamalı olan karısı da hurma lifinden örülü bir iple oraya atılacaktır. Hem sözcükler arasında hem de tabloda bir ahenk var. Buradaki cehennem alevli bir ateştir. Ateşin babası Ebu Leheb ona yuvarlanmaktadır. Odun taşıyarak Muhammed'in yoluna diken atan ve böylece ona eziyet etmeye çalışan karısı da ifadenin gerçek ya da mecazi anlamı ile. Odun kendisi ile alevin meydana geldiği nesnedir. Kadın odunları bir iple deste yapmaktadır. Orada alev alev yanan liften dokunmuş bir iple boynundan bağlanmasıdır. Herkes yaptığının karşılığını görsün ve tablonun yalın içeriği tamamlansın diye Odun ve ip, ateş ve alevin babası olan Ebu Leheb'in ve onun taşıyıcısı olan karısının oraya yuvarlanışı. Burada kelimelerin tonunda ve vurgusunda da başka bir ahenk görülmektedir. Sözcüklerden elde edilen sesle odun yüklerinin sıkılması ve boynun liften bir iple çekilmesinden çıkan ses arasında bir uyum vardır. Burada odun demetlerini bağlamaya benzeyen bir sertlik, bir sıkma görülmektedir. Aynı şey boyna ipin takılıp çekilmesi için de söylenebilir. Ayrıca surenin tümüne yayılmış olan boğma ve tehdit atmosferi ile de uyum sağlamaktadır. Böylece konuyu anlatan kelimelere yayılmış musiki, olayın tasviri ile ilgili tablolar bütün parçaları ile ve bölümleri ile bir uyum içine girmektedir. Sözler arasındaki cinaslı uyumda, ifade tarzında, her şeyi dengiyle eşleştirme sanatında bu uyum gözükmektedir. Surenin atmosferi ve nüzul sebepleri ile de bir ahenk içine girmektedir. İşte bütün bu sanatkar kur, Kur'an'ın beş kısa bölümden oluşan en kısa surelerinin birinde ifadesini bulmaktadır. İfadedeki bu güçlü ahenk nedeniyle Ümmü Cemil Hazreti Peygamber'in kendisini bir şiirle hicvettiğini zannetmiştir. Özellikle bu sur yayılıp içindeki tehdidi yergiyi ve özellikle Ümmü Cemil'i aşağılayıcı tasvir edişiyle bu zan daha da kuvvetlenmiştir. Bu tasvir kendini beğenen, soyluluğu ve zenginliği ile övünen bir kadını aşağılayıcı bir şekilde ortaya koymakta ve onun şu tablosunu çizmektedir. Boynunda hurma lifinden örülmüş bir ip bulunacaktır. Hem de Araplar da yayılan bu güçlü üslubu ile İbni İshak der ki: Bana nakledildi ki odun taşıyıcısı olan Ümmü Cemil kendisi ve kocası hakkında Kur'an'ın inen ayetlerini duyduğunda Hazreti Peygambere geldi. Bu sırada peygamber mescidi haramda Kabe'nin yanında Ebu Bekir ile oturuyordu. Elinde avucunu dolduran koca bir taş bulunan Ümmü Cemil peygambere ve Ebu Bekir'e yaklaştığında yüce Allah onun peygamberi görmesi engelledi. Sadece Ebu Bekir'i görüyordu. Ey Ebu Bekir! Arkadaşın nerede? Onun beni hicvettiğini duydum. Allah'a and olsun ki eğer onu görürsem bu taşı onun ağzı üzerine indiririm. Allah'a yemin ederim ki ben de şairim deyip sonra şu beytini okudu. Karalayan birine baş kaldırdık. Kaçtık onun emirlerinden. Sonra dönüp gitti. Ebu Bekir, ey Allah'ın Resulü o seni görmedi mi diye sordu. Peygamber beni görmedi. Allah beni onun gözünden sakladı, karşılığını verdi. Hafız Ebu Bekir Bezzar isnadı ile İbni Abbas'tan şöyle bir rivayet aktarıyor, Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da. Suresi indiğinde Ebu Leheb'in karısı geldi. Hazreti Peygamber Ebu Bekir'le birlikte oturuyordu. Ebu Bekir ona dedi ki, bir kenara çekilsen de seni bir şeyle rahatsız etmese, dedi. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu, onunla arama perde gerilecektir. Kadın geldi, Ebu Bekir'i gördü. Ey Ebu Bekir! Arkadaşın bizi hicvetmiş dedi. Ebu Bekir, bu binanın Rabbine andolsun ki hayır. O şiir söylemez ve böyle şeyleri ağzına almaz dedi. Kadın, şüphesiz sen doğru söylüyorsun dedi. Kadın gittiğinde Hazreti Ebu Bekir, seni görmedi mi diye Hazreti Peygamber'e sordu. Hazreti Peygamber, hayır, bir melek o gidinceye kadar beni ondan sakladı, buyurdu. İşte kadın şiir zannettiği bu sözün etkisiyle bu kadar öfkelenmiş ve tıkanmıştı. O sırada hiciv ancak şiirle yapılıyordu. Ebu Bekir doğru olarak böyle bir şeyin olmadığını ifade etmişti ona. Fakat surenin ayetlerinde hakim olan hafife alma, bir duyguyu harekete geçiren aşağılayıcı tablo ebedi kitaba kaydedilmişti. Artık varlığın sayfalarında geçilmişti. Bütün bu varlık artık Ebu Leheb ve karısına Allah'ın ve peygamberinin davasına karşı kurdukları tuza. Bir yüzünden Allah'ın gazabını ve onlarla savayı dile getiriyordu. Allah'ın davasına karşı tuzak kuranların dünyadaki cezası yıkım ve helak, aşağılanma ve alaya alınma, ahirette ise ateşti. Bu tam onların yaptıklarına uygun bir cezaydı. Bunlara ilave olarak hem dünya hem de ahirette zillete işaret eden ipin verdiği eziyet vardır.